Emekli maaşı 10.000 TL'nin altında kalanlar dikkat. Emekliye 3.000 Türk Lirası zam. Hükümet, 1.780.000 emeklinin yaşam standartlarını yükseltmek için önemli bir adım attı. Emeklilerin kök maaşlarının 10 bin liranın altında olduğu durumları göz önüne alarak başlatılan çalışma, en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılmasını hedefliyor. AK Parti yetkililerinin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, ekonomi yönetiminin de desteğiyle emeklilerin refahını artırmayı amaçlıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı alan bireyler önemli bir gelir artışı elde edecek ve yaşam standartları iyileşecek. %24.73 lüksam oranıyla birlikte kök aylığı 10 bin liranın altında olan ve bu seviyede kalmaya devam eden emekliler için büyük bir ilerleme kaydediliyor hükümet, yeni bir taban aylık düzenlemesiyle emeklilerin gelirini artırmayı planlıyor. En az 12 bin lira seviyesinde bir taban maaşın gündeme geldiği belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı sunumda, kök maaşı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun bu rakamın üzerine çıktığı, 1 milyon 780 bin emeklinin ise hala 10 bin liranın altında kök maaş aldığı bilgisi paylaşıldı. Enflasyon verilerine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı %24.73 olarak gerçekleşirken, 10 bin liranın altında kök maaş alan emekliler için de yeni bir düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede yaklaşık 1.8 milyon emekliyi kapsayan yeni düzenleme süreci başlatılacak. Düzenlemenin Temmuz zam dönemine yetiştirilip yetiştirilemeyeceği ise merak konusu. Emekli maaşlarına ilişkin bu düzenlemenin yasal zeminde hayata geçirilebilmesi için mecliste görüşmelerin yapılması gerekecek. Zam oranının belirlenmesi durumunda çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak olan tasarruf paketi yasa teklifine ek bir önerge sunulabilecek eğer yasal düzenleme zamanında gerçekleştirilirse, Temmuz maaşlarına planlanan iyileştirme zammı eklenmiş olacak. Yetiştirilemezse, bir sonraki maaş döneminde taban aylıkta oluşacak fark, zam farkıyla birlikte ödenebilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından en düşük emekli aylığında yapılacak artış düzenlemesine ilişkin üzerinde çalışılıyor. Henüz kesin bir karar verilmedi. "şu zamana yetişir" diye bir değerlendirme yapmamız mümkün değil şeklinde konuştu. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusu ve enflasyon oranlarının belirlenmesiyle ilgili olarak Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı. Bu düzenlemeyi bir süredir bekliyorduk çünkü enflasyon zaten %24.73 olarak açıklanmıştı ancak özellikle 10 bin liranın altındaki emekli maaşları için sıfır zam tehlikesi ortaya çıkmıştı. Her zam döneminde bu taban maaş meselesi gündeme geliyor ve arttırılıyor. Şimdi bu taban maaş artırılarak 10 bin liranın altında maaş alan emeklilerin sorunu çözülmüş olacak. Hükümetin sıkı para politikası uygulayan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu düzenlemeye nasıl yaklaştığı da merak ediliyor. Bugün yapılan MYK toplantısında görüşülen düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasal düzenleme olarak meclise sunulması bekleniyor.